Efendim, İslam ve şiddet ilişkisizliği bugün vakit varkenin konusu. Misafirimiz de Profesör Doktor Bilal Sambur, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda SESA Başkanı. Bir Müslüman nasıl olur? İslam'ın istediği insan modeli nasıl bir insandır ki? Burada emin, selim olmaya vurgular yaptık. Gündelik hayatta bunların karşılıkları nedir, ne olmalıdır konuştuk. Bunlarla birlikte biraz da yani dünyada Müslüman veya İslam ve terör veya şiddet kavramı özellikle son zamanlarda çokça yan yana getirilmeye çalışıldı. Şimdi dünyada mesela en fazla şiddete maruz kalan Müslümanlardır desek yanlış olur mu? Son dönemleri mesela dikkate alarak böyle bir değerlendirme yapılabilir mi? Şimdi büyük ölçüde ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani Müslüman coğrafyası özellikle son 200 yıldır sistematik, organize bir emperyalist projenin ve her sömürü doğal olarak organize bir şiddet sistemi olarak pratize edilir. Emperyalist şiddetin hedefi durumundadır. Zaten İslam dünyasını anormal yapan da 200 yıllık bu yaşanmışlıklardır. Yani siz insanların her şeyini kurutmuşsunuz. İnsanların onurunu, ekmeğini, özgürlüğünü elinden almışsınız. Yani bir Libya gibi bir ülke düşünün. 40 yıl, 50 yıl bütün ülke bir hiç olmuş. Kaddafi tek ülke, tek kişi. Kaddafi'nin o devrim sırasında ben Libya'yım, bana dokunamazsınız. Yani nasıl bir algı, nasıl bir işte, zihinsel tahakküm zihniyeti. Saddam'ın işte Enfal katliamı dediğimiz 200 bin Kürt'ün öldürülmesi, soykırımın yapılması, Halepçe'de hakeza öyle. 1992'de Cezayir'de bir demokratik bir seçim sonucu İslami Selamet Cephesi'nin kazanmasına rağmen 2 milyona yakın insanın iç savaş sonucu öldürülmesi. Bugün Mısır'da o meydanlarda oluk oluk kanın akıtılması. Yani Irak'ta olan, Afganistan'da olan, Çeçenistan, yani nereyi İslam coğrafyasının neresini ifade ederseniz edin, orası aslında kan ve şiddet vardır. Ve şimdi kan ve şiddetin teorisyenliğini yapan, işte medeniyetler çatışması adı altında küresel düzeyde, uluslararası düzeyde İslam dünyasına emperyalist şiddetin teolojisini, felsefesini yapan Huntington bir de şunu der: İslam dünyasının kanlı sınırları vardır. İslam dünyasının kanlı sınırları yoktur. İslam dünyasının kanlı düşmanları vardır. Evet. Şimdi yani bu şiddet doğal olarak bu insanların hepsinde büyük bir öfke, yoksunluk, ne yapacağını bilememe, her an şiddete hazır bir toplum maalesef. Öyle bir durum da var. Yani sorun dini değildir. Sorun çok daha derindir. 200 yıl, özellikle son 200 yılda yaşadıklarımızla çok yakından ilişkilidir. Peki durum bu iken neden İslam ve şiddet birbiriyle özdeşleşti? İşte ilginç olan o ya. Asıl soruyu orada sormak lazım. Bu kadar şiddete maruz kan, arkasından terörle, şiddetle eşdeğer görür. Şimdi burada sorun şudur. Egemen olan, hükmetmek isteyen, o egemenliğini meşrulaştıran bir ideolojiyle gelir. Evet. Sömürgecilik, ilkel insanları, barbar toplumları medenileştirme anlayışıyla geliştirildi. Gelir. Demokrasi getireceğiz diye gelir. Başka aynen öyle. Fakat İslam dünyasında da bugün parçalama, yağma, saldırı, medeniyeti barbar Müslümanlardan korumak, şiddetten başka bilmeyen bu fanatik gruptan korumak. Yani bir tarafta
emperyalistler kendilerini medeniyetin yanında konumlandırmaktadırlar. Müslümanları ise İslam şiddeti özdeşleştirerek barbarlık tarafında konumlandırmaktadırlar. Yani bu bir ideolojik pozisyondur. İdeolojik kurgudur. Güçlü olanın, egemen olanın aslında senin zihin dünyanı belirleme girişimi olarak okumak lazım. Böyle olunca da din burada kullanılan bir unsur haline geliyor ve bilinçli olmayan, dininin cahili olan insanların da buna teşne olması işi biraz daha kolaylaştırıyor. Tabii burada yani, manipülasyon var, yönlendirmeler var, özellikle cahil bırakmalar var. Yani birçok sosyal etken de var herhalde burada. Şimdi zaten istenilen şiddet yapan Müslüman tipidir. Arzu edilen o. Arzu edilen odur. Yani bütün bu provokasyonlar, bütün bu işgaller istenilen IŞİD tarzı bir profildir. Bütün Müslümanların öyle olmasıdır. Kafa kesen, yakan olmasıdır. Kurşuna dizen, infaz eden. Oysa barış içerisinde olan, onurunuyla yaşamak isteyen, ekmeğini elde etmek isteyen, özgür olmak isteyen Müslüman bunların istediği değildir. Çünkü Müslüman onura, özgürlüğe, ekmeğe layık görülmez. Arap Baharı aslında böyle başladı. Bu taleplerle başladı. Evet. Ya Araplar da mı, Müslümanlar da mı bunları talep ediyor denildi. Ve bunlar gerçek sahici talepler olmasına rağmen Müslümanların başına şiddet yönetimleri getirdi. İşte Mısır'da askeri darbe yönetimi layık görüldü. Ve dünya hiç sesini çıkarmadı. İşte egemen olan belirliyor burada. Egemen kendi pozisyonunu işte o İslam şiddet özdeşliğiyle kabul ettirebiliyor. Burada yani o aynı zamanda hem kendi adına konuşuyor hem İslam adına konuşuyor. Yani İslam adına konuşacaksa da iyi ılımlı İslam'ı da ben yaparım, terörist İslam'ı da ben yaparım. Yani hepsini hegemonyasını alan bir anlayıştan bahsediyoruz. Ne gariptir, İslam'da şiddet var diyenlerin ellerinde başkasının kanı olması, bu iftira demiş bir dostumuz. Her dinin mensubu şiddet işlerken niçin Müslüman'ın dini İslam şiddetle anılmaya çalışılır ki demiş. Bu özellikle Paris saldırısından sonra da çok dillendirildi. Aynı hadise Amerika'da işte kendini ateist diye tanımlayan birisi 3 tane Müslüman genci infaz ettiğinde ateist terör denilmedi buna mesela. Bir taraftan hani bu işi yapan Müslüman olunca İslam ve Müslümanla terör yan yana rahat getiriliyor. Ve fakat başka bir dinin mensubu bunu yaptığında mesela o din ön plana çıkarılmıyor. Irak'ta kadınlara tecavüz et, Filistin'de çocukları öldür, Cezayir'de katliam yap, sonra da İslam şiddet dinidir de. Hadi oradan demiş. Şimdi yani, burada tabii şu evet. Nokta önemli. Şimdi bunlar bunu diyecekler. Ama burada önemli olan şiddet tuzağına düşmemektir. Evet. Yani bir karikatür yaparak bizi provoke edip sokaklarımızı ateşe düşürmemektir. Bu bir oyun. Biz buna karşılık rahmet pratiğini göstermemiz gerekiyor. Yani ne yaparsanız yapın biz akli bir duruş göstereceğiz. Sizin bu şiddetinize biz şiddetle değil, Müslümanca bir duruştan karşı koyacağız. Bu onu kabul etmek anlamına gelmiyor. Gelmiyor. Onunla bilakis mücadele. Evet, yapacağız. Şunu kastediyorum. Hı-hı. Kabul etme, tepkimizi koyacağız. Hı-hı. Ama bu tepki rahmet, insanlığı ihlal eden, ötekine zarar veren bir durum olmayacak. Çünkü onlar istiyorlar ki işte bir karikatür çizilsin, İstanbul, Kahire, İslamabad, Casablanca, kan gölüne dönsün. Yani o Salman Rushdie protestolarında vesaire binlerce insan öldü ve ölenlerin hepsi Müslüman. Yani evet. İstedikleri bu. Şimdi çünkü Müslüman kanının işte verdiğiniz örnekte hiçbir değeri yok. Yani 3 kişi öldürüldü Amerika'da. İşte günler sonra bir sosyal beyanat medya yapıldı. Evet. Çünkü gerçekten o sömürgeci anlayış
seni değerli görmüyor, seni kendisine eşit görmüyor. Burada işte bu tuzağa düşmemek lazım. Yani Charlie Hebdo saldırısına göstereceğimiz tepki 3 kişinin gidip orayı basıp 12 kişiyi öldürmek olmamalı. Biz neden oraya 12 kişiyi gönderip, ya bizim konumumuz bu, olayımız bu, biz Müslümanlar olarak bundan rahatsızız, bizim bu tepkimizi anlatabiliriz onlara. Yani kapıyı kırarak değil, kapıdan içeri girerek de gidip tepkimizi ortaya koyabilirdik. Paris'in ortasında büyük bir protestoyla ya da büyük bir uluslararası konferansla da siz tepkinizi ifade edebilirsiniz. Yani ifade özgürlüğü sadece onlar için değil, bizim için de var. Yani evet, neden biz evet. ifade özgürlüğünü kendimiz için kullanmayalım? Tabii burada birçok soru da cevabını buluyor. Müslümanlar neden hep bu noktada tutunmak isteniyor? Neden sürekli şiddet olaylarının merkezinde gösterilmek isteniyor? Bir de isteniyor. Yani konuştuğumuz şeyler mesela çok az insanı ilgilendiriyor. Yani IŞİD dediğimizde veya diğer verdiğiniz örneklere baktığımızda yani bir oranlama yapılsa Müslümanların sayısına çok az bir gruptur bu. Fakat çok az grubun yaptığı bu tür olaylar bütün İslam dünyasına mal edilmek isteniyor özellikle. Bu bir. İkincisi, belki şunu da biraz konuşmamız lazım. Zaman zaman gündeme geliyor. Yani bugün mesela dünyada cihat nasıl algılanıyor? Müslümanlar cihadı nasıl algılıyor? Yani genelde cihat kavramı üzerinden de bir şey var ya, uygulama, pratik veya saldırı karşı taraf açısından düşündüğümüzde. Yani cihat kavramı ile şiddet kavramı karıştırılıyor gibi geliyor sanki. Şimdi cihat kavramı tabi İslam'da var olan cihattır. Olmayan ise cihadizmdir. Cihat ve cihadizm arasındaki fark nedir? Cihat, insanın selim bir akla, selim bir kalbe ve selim bir zevke sahip olmak için göstermiş olduğu cehdtir, gayrettir, çabadır. Hazreti Peygamber buna büyük cihat der. Yani nefse karşı yürütülen cihat. Şimdi küçük cihat dediği ise düşman saldırısına karşı nefsi müdafaa, yani Uhud gibi ağır bir mağlubiyeti böyle değerlendiriyor. Hazreti Peygamber bunu çok net ortaya koymuş. Şimdi Müslüman aklını, kalbini ve zevkini selim hale getirme konusunda, ki bu anlamdaki cihat herkesin sorumluluğudur, yükümlülüğüdür. Ama askeri bir operasyon söz konusu olduğunda bu senin verebileceğin bir kişisel bir karar değildir. Olmaktan çıkıyor. Buna otorite düşmana, devlet, siyasi otorite düşmana, saldırı yapan düşmana nasıl karar verebileceğini o karar verir. Yani bu ikisinin birbirinden ayırt edilmesi lazım. Burada sıkıntı önüne gelen cihat etme hakkını ve yetkisini kendisinde. Cihadizm dediğiniz bu mudur? Cihadizm dediğimiz aslında büyük bir hegemonya mücadelesi için sizin cihadı araçsallaştırmanızdır. İşte El-Kaide'nin mesela Üsame bin Laden'in batıya karşı ikide bir tek kartı neydi? Cihat ilan ederim. Cihat ilan ederim dediği hadise aslında bir örgüt El-Kaide ve Amerika arasında olan ya da Suudi Arabistan arasında olan o savaşta cihadın bir taktik olarak, cihadın yumuşak güç olarak toplum üzerinde kullanılması hadisesinden bahsediyoruz. Yani cihadizm, cihattan, İslam'dan bir sapmadır. Bizim yeniden anlamamız gereken cihattır. Ve cihadın içini de militarizmle, silahla, şiddetle, bombayla değil, işte rahmetle, akılla, bilgiyle, kalple, şefkatle doldurmamız lazım. Barışla doldurmamız lazım. Makul bir şekilde itirazını yapmakla, ya daha yaratıcı kendini ifade etme yolları bularak ortaya koymak lazım. Ki zaten bunun pratiği Hazreti Peygamber döneminde de var. Yani
İşte Hazreti Peygamber geliyor, haç etmek istiyor. Müşrikler buna engel oluyorlar. Barış yapıyor. Ve barış sözleşmesindeki tavrı şu. Mesela diyor ki Allah'ın Resulü Muhammed'den işte müşrikler. Onlar, hayır biz bunu kabul etmiyoruz. E ne olsun? Abdullah oğlu Muhammed olsun. Tamam bu da olsun. Bismillah diye yazdırmak istiyor. Yok Bismika Allahümme. Hepsinde Hazreti Peygamber çok yapıcı bir tutum arz ediyor. Amaç barışın sağlanması. Amaç barışın sağlanması. Hı. Ama Hazreti Peygamber'in gücü vardı. Mekke'nin fethinde Hazreti Peygamber tek bir hakim ama hiçbir zaman iktidar, hegemonya zevkinin peşinde değildi. İsteseydi hepsine bir katliam yapabilirdi Mekke'de. Ama herkese ne diyor? Mescid-i Haram'a sığınan güvendedir. Ebu Süfyan'ın evine sığınan güvendedir. Ve herkesi onore ediyor. Evine sığınan, kendi evine sığınan herkese güvendedir. Ve düşmanlar geliyorlar. Ne yapacaksın bize? Hiçbir şey yapmayacağım diyor. Gidin evinize. Ve o genel af, o genel barış durumu, işte dünya örneğinde bunun ikinci bir pratiği de yoktur. Yani bu kadar güçlüyken, dilediğini yapabilecekken, af ve rahmet peygamber yaratıcı olduğunu, stratejiyi nasıl uyguladığını görüyoruz. Yani burada bu Hazreti Peygamber'in acizliği ya da tepkisizliği anlamında değil. Bilakis Hazreti Peygamber'in dediği şey şu. Ya evet bunlar zalimler ama zalim mi? Bunlar insan. Yani şimdi Ebu Süfyan'ı ne yapacaksınız? Diğer müşrikte işte amcasını katleden insanı ne yapacaksınız? Yani insan olunca siz hemen yok edelim öyle çok kolay karar veremezsiniz buna. Neticede onlar Müslüman. Ve burada işte büyük seyirci yani soru vardı. İslam'dan hangi dersi alacağız? Evet. İslam'ın neyi bize bir ders öğretiyor? Gene Kabil, Habil kıssasına dönecek olursak Kur'an olayı anlatır ve en sonunda der ki bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmektir. Bir insanın hayatını kurtarmak bütün insanlığın hayatını kurtarmaktır. Bu işte İslam'ın ve insanlığın evrensel sorumluluğu budur. İnsanlığı ölümden kurtarmak. İnsanlığa hayat vermek. Allah'ın hiç ölüm adı yoktur. Hay adı vardır. Hayattır Allah. Yani ölüme susamış çılgınlar değil, bir din değil İslam. Bilakis hayata susamış bir dindir İslam. İnsanlığa hayat mesajı veren bir din. Şimdi Hazreti Peygamber'den peki başka bir ne ders alacak olursak? Hazreti Peygamber der ki, buyurur ki insanlık Allah'ın ailesidir. Allah'ın ailesinden birisini zarar veren, inciten, yaralayan Allah'ı incitmiş olur, yaralamış olur. Ama Allah'ın ailesinden birisine rahmet eden, şefkat gösteren, yardımcı olan Allah'ı hoşnut etmiş olur. Şimdi ya ilke çok açık. İşte biz burada Allah'ın ailesi olarak insanı ve insanlığı yaşatmak için nasıl yaratıcı yollar bulmanın peşinde olacağız. Evet onlar saldıracak, onlar yıkıcı olacak. Ama biz o yıkıcılığa aynı yıkıcılıktan karşılık vermeyeceğiz. Hayatla karşılık vereceğiz. İnsanın yanında durarak karşılık vereceğiz. Bu yani bu anlamda yeni bir anlayış değişikliğine ihtiyaç var. Evet, o zaman şöyle yapalım, röportajımızın geri kalan kısmını birlikte izleyelim. Daha sonra da şu ana kadar üzerinde duramadığımız boyutuyla konumuzu devam ettirelim inşallah. Madem ki İslam dini, hoşgörü dini, neden her terör ve şiddet olayında akla İslam dini geliyor, İslam adı geçiyor? Maalesef işte zamanımız emperyalist ülkelerin diyelim, şu andaki İslam ülkelerinin yöneticilerinin hep bu yönde hep zayıf kalmaları, ülkelerini hep boyunduruk altında tutmaları, kendi öz
ve geçmişine yönelik bir eğitim sistemi kurmamalarından kaynaklanmıyor. Ben öyle görüyorum, öyle tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle ondandır. Terörü yapanlar, Müslümanlıkla ilişkisi olmayan insanlar. Az önce söylediğim gibi, hani bunu zaten takip ediyoruz. Orta Doğu'da olanlar ya da daha önceki terör olaylarında eylemleri gerçekleştiren kişiler sözde Müslümanlar ama arkasına baktığınız zaman ya başka grupların üyeleri ya da Avrupa'dan gelen sadece sırf bu dini lekelemek için gelen insanlar da var aralarımızda. Dediğim gibi önce dinimizi öğrenmemiz gerekiyor ki ondan sonra böyle bir yorum yapabilelim. Ya işte herkes bunun arkasına sığınıyor. Başka bir şey yok yani. Herkes İslam'ın arkasına sığınıyor ama hiç kimse de İslamlık yapmıyor aslında. İşte biraz siyasi olarak düşünüyorum ben. Bilerek bilinçli olarak yapılan bir şey. Dış mihrakların oyunları diyebiliriz aslında böyle şeylere. Yani İslam'ın gerçek yüzünü göstermekten korkuyorlar bir şekilde. Çünkü sonuçta hepimiz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz'in zamanında ondan önceki devirde diri diri kız çocukları gömülürken karıncayı bile incitemeyecek hale geliyor Müslümanlar. Yani başarısı zaten böyle ortada yani. Nasıl İslam'la şiddet bağdaştırılabilir? Müslümanları kötülemek amaçlı. Müslümanlara şiddet üzerinden ne tür bir oyun oynanıyor? Şiddet üzerinden en büyük sıkıntı büyük ihtimalle bu mezhepler arasındaki ayrılıkları körüklemek. Şiddet üzerinden bir kere İslamiyet'i kötülüyorlar ilk başta. İslam'a sıcak bakmak isteyen insanları kötü yönlendiriyorlar. Aslında çok derin bir konuya girdiniz. Hani Osmanlı Devleti kurulduğundan beri zaten bu kanal üzerinden belki defalarca denediler bunu. Hani ortaları bir şey olsun karıştıralım ki bize de yol çıksın gibi. Zaten Filistin'de, İsrail'de biz bunu her gün görüyoruz. Adamlar sapanla taş atıyorlar. Karşı taraftan roket geliyor. Rokete kimsenin sesi çıkmıyor ama atılan taş Müslüman olduğu için tüm dünya ayaklanıyor. Herkes insanlığını bozdu her şeyden önce. İnsanlık bozulduğu için de doğal olarak her şey artık kötü. Hiçbir şey iyi değil artık. İşte amaç soğutmak, gerçeklerden uzak tutmak insanları diye düşünüyorum. Gayet güzel birbirine düşüyorlar. Yani bu konuda, şiddet konusunda bir Müslümanın duruşu nasıl olmalı? Şimdi her zaman söylenir, yaratılanı yaratandan ötürü sevmek var ya, en büyük düsturumuz bu olması lazım. Müslüman her zaman dik durmalıdır, ben öyle düşünüyorum. Dik duruş olmalıdır Müslüman da. Böyle olaylara fırsat vermemelidir. Bu dini biraz öğrenmemiz gerekiyor. Bize öğretilenlerin dışında farklı şeylerin olduğuna inanmamız gerekiyor. Sadece sağdan soldan duyduklarımızla değil. Acaba Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor diye merak edip kaç kişi okuyor? Ya bunun doğrusu nedir diye kaç kişi okuyor? Müslümanın duruşu, yani yine aklıma gelen ilk şey Peygamber Efendimiz'in hani yine düzeltebiliyorsanız elinizle, düzeltemiyorsanız sözle en kötü buğz ederek. Maalesef şu anda İslam'ın durum biraz, Müslümanların biraz güçsüz gibi duruyorlar. Sürekli dua edeceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah iyi günler bekliyor bizi. Gayet akıllı, dinamik olmak. Evet, şimdi bunların üzerine biraz da Batı dünyasının bakışı nasıl? Genelde hep şöyle düşünüyoruz biz, işte bunlar kasıtlı yapılıyor. Evet öyle, bir oyun, bir proje. Evet öyle, bunu herkes ifade ediyor. Sorulara verilen cevaplarda da bu vardı. Yani İslam'ı gözden düşürmek, yönelişleri engellemek filan. Gerçekten Batı'daki insan, Avrupa ve Amerika'da ortalama insanlar, yani yönetici, siyasetin yönlendiren, bu işin teorisyenlerini kastetmiyorum. Görebildiğiniz kadarıyla gerçekten İslam'la şiddeti, Müslüman'la teröristi büyük çoğunluk birbiriyle eşdeğer görüyor mu? Yani Müslüman'dan korkulur kardeşim, her an şiddet uygulayabilir veya İslam terörü destekleyen bir dindir diye düşünüyor mu gerçekten? Bunu merak ediyorum. Şimdi şu işte sağlıklı bir düşünceye sahip olmamız lazım. Var olan sorunu dış mihraklar diye dışarıdan bir düşmana atfedebiliriz. Ama biz ona atfederken kendi içimizdeki iç mihraklar. Batıyı düşman gösterip rahatlayabiliriz. Batının oyunu vesaire. Ama olan olayı o zaman oyuna gelmemek lazım. Yani senin iç dünyandaki iç mihraklar bozuk olduğu için dış mihrak o içe müdahale edebiliyor. Kolay zemin buluyor. Kolay yani. Zemin bulabiliyor. Şimdi Batı dediğimiz kavram
bizim düşmanımız değil. Evet. İslam'da hiçbir insan bir insanın düşmanı ve ötekisi olarak kabul edilmez. İslam'da, Kur'an'da bizim bir tek düşmanımızdan bahsedilir. O da şeytandır. Yani baştan sona Kur'an insanı insana düşman yaptıran bir mesaj değil. Hı hı. Bilakis şeytanın insana düşmanlığını anlatan bir kitap. Şimdi bu nokta çok önemli. Evet. Bu noktada Batı da bizim düşmanımız değil. Biz Batı'nın emperyalizmini, sömürgeciliğini, sistematik, organize şiddet üretme biçimini eleştirmemiz bizim batılı insanları, batıda yaşayan insanları düşmanlaştırdığımız anlamına gelmemektedir. Hı hı. Yani batılı politikaları, anlayışları eleştirmek ayrı, batılı insanları düşman göstermek ayrı. Şimdi batı dediğimiz milyonlarca insandan oluşuyor. Farklı dinlerden, dillerden, hı hı. renklerden. Ve batının bir parçası da Müslümanlar. Yani Avrupa'nın bugün ikinci dini İslam. En büyük nüfus çoğunluğu Müslümanlar. Fransa'da 5 milyon, Almanya'da 4-5 milyon, İngiltere'de 2 milyon, Amerika'da 20 milyona yakın. Şimdi bunlar çok büyük rakamlar. Şimdi bu insanlar diğer batılılarla yaşıyorlar. Onun Hı-hı. komşusular, birbirleriyle Hı-hı. evleniyorlar. Aynı okula gidiyorlar. İş yapıyorlar, ortaklık yapıyorlar. İç içe bir geçmişlik var. Hı hı. Kültürler arası, dinler arası, ırklar arası bir geçiş var. Şimdi normal düzeyde, günlük hayatta bu işler gidiyor. Demek ki sokakta bir sıkıntı yok. Ama batıda olumlu olduğu kadar bir de ırkçı, batıcı, toplumsal aşırı kesimler de var. Yani aşırı mesela var. Almanya'da Pegida'cı diye bir hareket var. Evet. Ama aynı zamanda o ırkçı Pegida hareketine karşı gösteri yapan Almanlar var. Onlar daha fazla. Evet. Yani biz çok unuttuğumuz bir şey var. 300 kişi toplanıyor, biz orayı görüyoruz. Diğer taraf binlerce insan toplanıyor. Ve hayır, bunlar bizim komşumuz, beraber yaşıyoruz. Sizi istemiyoruz. Bir daha Almanya'nın ırkçı karanlığa dönmesini istemiyoruz diyen o ırkçılık karşıtı, o İslamofobik karşıtı duruma karşı duran büyük toplumsal güç var. Bunu görmemiz lazım. Eğer bunu görmezsek, hepsini kendi düşmanımız olarak kabul edersek, zaten istenilen de o. Yani Avrupa'da Müslümanların oradan kovulması, işte düşmanlaştırılsın, çatışmalar çıksın, ırkçıların istediği bu. Almanya'da Müslüman kalmasın, Paris'te kalmasın, Washington'da kalmasın. Yani biz böyle ve siz ırkçılarla mücadele edebilirsiniz ama insanlıkla mücadele edemezsiniz. Yani bütün insanları ırkçıların safına yönlendirirseniz siz aslında altınızdaki toprağı kaybediyorsunuz. Onun için Batı, Batı'yla ilişkiler, Batı'daki insanlar bu kavramları konuşurken daha sağduyulu düşünmemiz lazım. Öfkemiz düşmanlığımızla değil, bilakis çoğulculuk içerisinde kapsayıcı, hı hı. ilişki kurmanın yollarını arayan bir bakış açısıyla olayları değerlendirmeye ihtiyaç var. Evet, tek tip bir Batı yok. Tek tip bir Batı yok. Batılar var. Batılar. Bizde de öyle. Yani birisi İslam yani dünyasına da, baktığında da aynı şey. Tek bir Almanya yok. Hı-hı. Tek bir Pegida'nın Almanyası yok. Ya da Wilders'in Hollanda'sı yok. Ya da Le Pen'in Fransa'sı yok. Birçok Fransa var. Birçok Almanya var. Birçok Hollanda var. Birçok İngiltere var. Yani resmin tamamını görmemiz gerekiyor. Peki bir VTR'miz var. Onu izleyelim. Dönüşte bu konuda son olarak vakit varken neler yapmak gerekir? Şöyle tekrar sizden bir özetlemenizi isteyeceğim.
Evet, algıyı bir bakıma ortaya koyan bir VTR'ydi. Son olarak vakit varken bu konuda biz bir mümin olarak ne yapmalıyız? Pratik olarak iş gören yakın vadede, uzak vadede neyi hedeflemeliyiz? Şimdi burada bu işler böyle genelde işte hükümetlere veriliyor. Burada aslında yapılacak olan şey şudur. Herkesin sadece iyi bir insan olması. Ne bir fazla ne bir eksik. Yani iyi bir komşu olabilmek. Yani İngiltere'de iyi bir komşu olabilmek. İnsanların kendisinden emin olduğu bir insan olabilmek. Sadece onu yapmak. Yani iyi canlı örneklerle iyi bir model olabilmek. Bu çok önemli bir şey. Yani hayatın içerisinde insanlarla ilişki kuran bütün olumsuzluklara rağmen ısrarla insanlığın yanında iyi modeller yani İngiliz demeli ki ya benim ne iyi bir Müslüman komşum var. Alman öyle demeli. Güven duymalı. Yani yapılacak sadece ahlaklı insan olmak lazım. En büyük cihat herhalde bugün. En büyük cihat bu. Fiilen. İkinci olarak şimdi burada İslamofobiyi güçlendiren şey toplumun kendisinden değil, toplum içerisinde örgütlenip güç kazanan yapılar. Buna karşılık Müslümanların diğer din mensuplarıyla, kültür mensuplarıyla sivil toplum alanında örgütlenmesi lazım. Sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel alanlarda baskı grubu, senin hesap edilebilirliğini güç olarak hissettirmek lazım. Üçüncü olarak Birleşmiş Milletler gibi, Avrupa Birliği gibi kurumlarda, uluslararası küresel niteliği olan kurumlarda sizin etkin olmanız lazım. Yani UNESCO'sunda olsun, diğer birimlerde olsun etkin olmanız lazım. Dördüncü olarak bir insan sermayesine ihtiyacımız var. Yani Müslümanların bir entelektüel insan sermayesine ihtiyacı var. Yani Müslümanların tecrübesini, İslam'ın doktrinini dünyaya, batıya su gibi, hava gibi doğal bir şekilde anlatan o Allah'ın real politiği olan rahmeti insanlık gerçeği, insanlık durumuyla ilişkilendiren yeni bir zihinsel akla ve bu zihinsel aklı taşıyan bir beşeri sermayeye ihtiyaç var. Bunun için de Müslümanların insana yatırım yapmaları lazım. Yani mesela medyaya yatırım yapmak lazım. Bizim niye mesela bir New York Times'ımız yok? Washington Post'umuz yok? The Guardian niye yok? Le Monde niye yok? Şimdi niye bu mesela dinle alay eden Charlie Hebdo bir mizah dergisi var? Müslümanların mesela mizah alanında, karikatür alanında birikimleri nedir? Yok. Şimdi mizahta, sanatta, edebiyatta, çünkü bu alanlar kullanılıyor. Evet. Yani bunlar tabii bunun içinde bu alanlara yatırım yapmak lazım. Bu alanlarda nitelikli insanların işte o Müslüman tecrübesini, İslam tecrübesini gerekirse mizah, karikatür, edebiyat bütün vasıtaları kullanarak anlatacak bir insani birikime ihtiyaç var. Yani sadece Almanya'da döner dükkanı olmakla oranın parçası olamıyorsunuz maalesef. İşte bütün bunlarda var olarak yani döner dükkanına yatırım yaptığınız kadar mizaha, sanata, edebiyata, akademiye, entelektüel beşeri sermayeye yatırım yapmanız gerekiyor. Evet, vakit varken insana yatırım yapacağız. Evet. Diyerek tamamlayalım. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim, Profesör Doktor Bilal Samur hocamızla birlikteydik ve İslam ve şiddet ilişkisizliğini farklı boyutlarıyla konuşmaya gayret ettik. Umarım faydalı olmuştur. Haftaya inşallah yine önemli bir konuyu sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Hoşçakalın. Thank you.
vakit varken birbirimizi her zaman sevelim, sayalım. Saygıyı, sevgiyi hiçbir zaman eksik etmeyelim. Vakit varken ömrümüzü boşa geçirmemek lazım. Her zaman genç olamayacağız ama sesimizin çıktığı zaman sesimizi duyuralım istiyorum. Vakit varken şiddete hayır. Vakit varken Allah'ı tanıyalım.